Herkese merhaba. Nisan 2020'de yayınlanan Clubhouse, Şubat 2021'de de Boğaziçi Üniversitesi olaylarıyla beraber Türkiye'de kullanılmaya, daha doğrusu yayılmaya başlamıştı. Bununla beraber yine 2021'in ilk çeyreğine gelmeden diğer sosyal medya platformları da sessiz sohbet odaları çalışmalarını yayınlamıştı. Biz de Bir Gün Gazetesi yazarı ve Yeni Medya 451 podcastinin sunucularından Ümit Alan'la beraber hem bu sessiz sohbet odalarını kullanıcıların ve kullanıcılara etkisiyle beraber yeni medyaya ve gazeteci etkisini konuşacağız. Öncelikle Ümit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar. Şöyle bir soruyla başlayacağım detaya girmeden önce. En genel haliyle Clubhouse'a başlanan sessiz sohbet odalarının yeni medya açısından önemi sizce nedir? Yani sesin yükselişi zaten Clubhouse'dan da bağımsız bir şekilde kulaklık satışlarından, hoparlör satışlarından bile görünüyordu. Bluetooth hoparlör satışları, kulaklık satışları dünyada ciddi bir ivme kazanmıştı. Sesin o yüzden bir önemi var. Çünkü insanlarda bir ekran yorgunluğu başladı. Özellikle pandemi sonrası bu iş hayatının tamamen görüntülü toplantılara neredeyse dönüşmesi. Özellikle beyaz yakalılar için. Ki zaten Clubhouse'un da en büyük alıcısı onlar, dinleyicisi. O yüzden o tarafa doğru bir kayış vardı. Ancak Clubhouse büyük beklentilerle çok güçlü başlamasına rağmen bir anda sönümlenmeye doğru ya da en azından eskisi kadar önemli olmamaya başladı. Çünkü mecranın kendi influencerlarını yaratma süreci gecikti ya da devam etmiyor. Çünkü giriyorsunuz bir sohbet odasına, hazırlıksız konuşmalar, bağlamsız bir konu. Herkes kendi bildirisini atıp kenara çekiliyor. Ben de bir iki tane Clubhouse odasına katıldım. Ve kendi konuşmamı dahi hiç beğenmedim o odalarda. Çünkü zaten çok hazırlıksız başladığı için süreç genellikle ciddi bir beklentileri karşılayamadı ilk anda. Bu da halledilebilir bir sorun mu bilmiyorum. Clubhouse'un bazı düzenlemeler yapması lazım bu konuda. Daha belki ikinci bir şans daha sahibi olur ama şu anda bence gazetecilik iş açısından da yeni medya açısından da beklentilerin altında ilerliyor. Şöyle bir o zaman soru sorayım yine bununla beraber. Farklı araçlarla aslında kayıt alınabiliyor ama Clubhouse ve diğer sessiz sohbet odalarında spesifik olarak yani içerisinde bir kayıt alamama durumu var. Siz bu durum için ne düşünüyorsunuz? Yani bir eksi bir durum mu gazetecilik açısından? Çünkü illaki bir haber yapma durumu olabiliyor içerisinde. Gazetecilik açısından hem eksi bir durum. Çünkü bir kaydının olmaması. Kaydını ancak yasal olmayan yollarla almak zorundasınız. Yani ya da izin alacaksınız içeridekilerden ben bunu kaydediyorum diye. Ama o durumda da bir boşluk var. O yüzden gazetecilik açısından durumu aslında bence tartışmalı. Çünkü insanlar orada konuştuklarından sonra kabul etmeyebilirler bu durumu. Sizin kaydetmenize izin vermeyebilirler. Ve izin verilmediği zaman da sizin o kayıtları kullanmanız tartışmalı hale gelir. Bu durumda o da gazetecilik açısından bir problem çıkartır bence. Bence gazetecilik mecrasından ziyade buraları bir tartışma ortamı olarak görmek lazım. Bir insanların belli konularda, belli durumlarda tartıştıkları, birbirleriyle sohbet ettikleri bir yer olarak ama onun da çok geleceğini göremiyorum yani ben. Çünkü mesela bir podcast hazırlarken ciddi bir hazırlık yapıyorsunuz ve kayıt orada duruyor. O kaydın bir bağlayıcılığı var sizin için. Yani ben bir podcast'i koyduğumda herhangi bir platforma artık o benim ağzımdan çıkan, benim hazırladığım bir durum. Ama buradaki içeriğin bağlayıcılık durumu, yasal tarafı nedir? Bunlar üzerine daha çok yol alınması lazım. Hem gazeteciliğin hem dünyanın. Çünkü yani ne kadar etik olacak buradaki konuşmayı aktarmak? İçerideki herkesten izin alabilecek misiniz? Çünkü içerideki herkes bunun haber yapılmasına izin vermeyebilir. Moderasyonla anlaşmak ama böyle bir basın toplantısı gibi şeylerde yani orada bir siyasi parti lideri ya da ne bileyim bir kamuoyunun işin önemli bir kişi girip orada gazetecilerle bir oda kurup konuşabilir.
öyle durumlarda. Ama bunu her yerden yapabilirsiniz. O zaman Clubhouse'un ne avantajı olacak? Clubhouse'un bu durumu yani bana biraz tıkandı ve buradan ileri zor gidecekmiş gibi geliyor. Peki bu kısmın biraz daha sosyolojik bir tarafı var. Sizce insanlar görüntü ya da ekrandan yorulduğu ya da sıkıldığı için mi sesli içeriklere geçiş yaptı ya da yöneldi? Evet, çünkü birçok araştırma var artık bununla ilgili. Prestijli üniversitelerde insanların iki türden etkileniyorlar bundan. Bir kendi görüntüleriyle karşılaşmak sürekli. Bir de Clubhouse'un şöyle bir avantajı var. Ben mesela yürüyerek konuşmayı seven bir insanım. Telefonla konuşurken odanın evin içerisinde oradan oraya yürürüm ve bu daha şeydir. Ama bu bağlayıcılı kamera olduğu için oturmak zorundasınız burada. Bunlar da insanlarda ciddi bir yorgunluk yarattı. Bu yorgunluk da sesli içeriklerin önünü ilk anda açtı. Çünkü podcast ilk pandemi başladığında podcast gerilemişti. Çünkü insanlar büyük oranda podcast'i işe gelip giderken, araçlarında hiçbir şey yapamazken dinliyorlardı. O zaman podcast sektörü şöyle bir durdu. Nereye gidecek bu iş? Pandemi bizi baltalayacak mı diye. Ama ondan sonra pandemi üzerine bir katman daha koydu. Bir ekran yorgunluğu katlanınca insanlar yeniden podcast'e döndü ve şu an podcast dinleme rakamları yeniden toparlandı. Çünkü evin içerisinde sürekli kameraya bakan yorgun insanlar sese doğru yöneliyorlar. Bu da Clubhouse'a belli bir yere kadar bir genişleme yaratacaktır. Ama bu dünya yeniden bittiğinde, yani pandemi bittiğinde, dünya yeniden normalleştiğinde bence Clubhouse'un o kadar abartıldığı, ilk anlardaki, ilk beklentilerinde abartıldığı kadar olmadığı anlaşılacak diye düşünüyorum ben. Ama tamamen de yok olmayacaktır. Her zaman artık bu. Çünkü nasıl radyo hala varsa, televizyonun icadına rağmen, internetin icadına rağmen sesli sosyal medya da var olmaya devam edecek. Ama yolculuğunu işte bir anda işin geleceği burada falan gibi değil. Hayır, kendine göre bir yer alacak. O yerin içerisinde kalacak. Ama bir timeline olmayınca özellikle girince içeri mesela Clubhouse'un bazı sorunları var. Bir odaya girmek istiyorsunuz ama o odada görünmek istemiyorsunuz. Ben mesela bir Clubhouse odasında dinlemek isterim ama bir anda girince benim bütün takipçilerim o odaya girdiğimi ve o odada dinleyici olduğumu görüyor. Bunu halledemediniz. Bir gizlilik özelliği getirmesi lazım. Bir de ortada bir timeline olmadığı için insanların sosyal medya platformlarının en büyük derdi ilk saniyelerde dikkati çekmeniz lazım girdiğinizde. Twitter'da mesela kaydırırken birçok şey görüyorsunuz dikkatinizi çekecek. Instagram'da fotoğraflar akıyor. Bu Clubhouse'da sadece bir oda isimleri ve odalardaki insanlar gibi. Yani bu oraya girdiğimde ilk anda dikkatimi çekerse çekmediyse hop gittim. Orada bir dezavantajı var. Diğer sosyal medya platformlarından geride kaldığı bir durum. Evet, aslında bununla bağlantılı şöyle bir sorun var. Yani şu an hani siz de ya da diğer kullanıcılar da girip baktığında hem aktif halde olan, açık durumda olan daha doğrusu yüzlerce ola ve takvimde de işte bugüne, yarına, bir hafta sonrasına, belki bir ay sonrasına yüzlerce program görebilir. Ya bu sizce ekstra bir yorgunluk ya da yoğunluk sağlıyor mu? Ya da az önce dediğiniz gibi işte bir anda karşınıza yüzlerce oda var ve birini seçmeniz gerekiyor. Daha dinleme başlamadan bu arada. Sizce bu kitleler ya da insanlar bu seçimi nasıl yapabilecekler? Şimdi mesela bir makalede okumuştum bunu ama şu an makaleyi hatırlayamadığım için sadece bir yerde okuduğumu söyleyerek devam edeceğim. Clubhouse odalarında girdiğinizde bağlamını yakalamanız çok zor. Ya en başından yakalayacaksınız programlayarak, ki onu da bu dünyanın koşturmacasında çok zor. Discord'la karşılaştırmışlar. Discord ise genellikle oyun gamerların kullandığı bir platform. Onun avantajı, Discord'un Twitch'in avantajı şu. Oyunların hep bağlamı var zaten. Oyunların ya da oradaki şeyin. Siz sonradan da girseniz, arkasından da girseniz, ortasında da girseniz bir şekilde o bağlama girebiliyorsunuz. Clubhouse'da ise bir odaya girdiniz mesela, başladığı 20 dakika olmuş. Bir şey soracaksınız. Acaba daha önce bu anlatıldı mı ya da soruldu mu diye soramazsınız.
konuşmaya gireceksiniz. Bir tekrar mı olur benim yaptığım? Onu da bilemezsiniz. Bağlamı yakalamak çok zor. Ya başta yakalayacaksınız. O da yani artık öyle bir dünya yok ki herkesin dakikası çok önemli bir şey olmadığı sürece, çok önemli bir konuşmacı olmadığı sürece o bağlamı yakalamak çok zor. Orada da bence bir dezavantajı var. Soru bununla mı ilgiliydi anlayamadım ama. Evet evet, yani seçimle alakalı, hani odaların seçimiyle alakalı biraz. Odaların seçiminde işte bu bağlamı yakalamaktan ve o anı yakalamak çok güç olduğu için dahil olamıyorsunuz sonradan. Burada bir dezavantaj var. Twitter'da zaten bağlam belli. Yanında bir trend topic olayı var. Trend topic'i görüyorum. Alttan şeyler akıyor. Yani chat odası bu daha çok bir sohbet gibi ya da çok önemli bir konuşmacı varsa bizim dinlemek ve bir şeyler öğrenmek isteyeceğimiz birisi varsa, ama onu da yine de insan podcast'ten dinlemeyi daha çok tercih eder gibi geliyor bana. Bir araştırması yapılsa. Çünkü birisi konuşuyorsa işte ben evin içinde bir şeyler yapıyorum, dikkatim dağılıyor. O arada pauza basıyorum, geri alıyorum, ileri. Ve podcast dinleme deneyimim böyle bir deneyim benim. Öyle açıp da devam etmiyor. Ama Clubhouse'da onlar bir dezavantaj ve bence bu ilginin de bir anda, çünkü insanlar bir akınla geldiler. İşte sosyal medyanın geleceği buradaymış, burada konuşuyor, ama o ilk odalar, özellikle Türkiye'deki örneğinde girdiğimiz odalarda dağınık konuşmalar, bir yere bağlanmayan sohbetler, odanın açılan başlığınla alakası olmayan bir yerlere giden, yani bir anda benim gördüğüm örneklerde herkes kendi sunumunu yapıp çıkıyordu. Yani kendi söyleyeceğini söyleyip çıkıyordu. Akışkan sohbetler göremedim. Yani o bir şey söyledi, o ona cevap verdi, diğeri de ona itiraz etti gibi değil. Hayır, herkesin bir söyleyeceği bir şeyler var. Ayrı 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 onu söylüyor. Bu durum insanları soğutuyor. En azından benim deneyimimde Clubhouse'a bir daha girmemek durumunda. Çünkü ne konuşacağımı bilemiyorum. Giriyorum oraya, konu öyle bir yere gidiyor ki laf geldiğinde o konuda bir hazırlığım yok. Ya da o konuya üzerine yeterince düşünmemişim. Dolayısıyla yeterince dikkat çekici bir konuşma yapamıyorum. Herkesle konuşmak çok zordur. Yani yazmaktan daha zordur. Akıcı konuşma, konuşma becerisi, konuşmanın iyi gitmek, bu hakikaten bir yetenektir. Mesela biz podcast'te kaydederken defalarca duruyoruz, kurguda bazı yerleri çıkarıyoruz. Bir sürü düzenleme yapıyoruz üzerinde. Ama bu Clubhouse konuşmanın bir de canlı olmak gibi bir dezavantajı var. O düzenlemeleri yapamıyorsunuz. Ve bir tek ses var. Yani bir tek ses olduğu için bütün aktör ses orada. Ve o sesle saçmalamaya başlayınca ya da dağınık konuşmaya başlayınca olay tamamen dağılıyor ve kayboluyor. Görüntü olsa, biraz görüntüden de işte jestler, mimikler, başka bir şeye dikkat gidiyor. Bir kafanızda bir görüntü birleşiyor. Ama tek aktör ses olduğunda o sesin anlattığı şeyin çok mükemmel olması lazım. Onu da maalesef her odada sağlayamıyorlar. Problem de burada çıkıyor. Bir de şöyle bir durum var. Mesela çok yakın zamandan bir örnek vereceksek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk'teki yani konuk olduğu, daha doğrusu programdan sonrasında İsmail Saymaz'ın olduğu bir odada o yayınla ilgili konuşuldu. Yani gazeteciler açısından olan durumla ilgili konuşuldu. Bu bir örnek ve diğer mesela örneklerden bir tanesi de günün özeti ya da haftanın özeti gibi haberlerin yorumlandığı odalar oluyor ya. Yani bu konuda aslında birazcık dinleyenler de katkı sunabiliyor, yorum yapabiliyor. Ya da gazeteci varsa gazetecilik açısından bir bakış açısı veriliyor. Sizce yani kitlenin haber tüketimi, bir nebze tırnak içerisinde üretimi de bu sessiz sohbet odalarıyla arttı mı, yoksa hani sizin bakışınızda yok, hayır, olan durumda olarak mı değerlendiriyorsunuz? Yok, bir miktar artmıştır bence haber. Özellikle şu İsmail Saymaz örneğindeki kullanım, yani bir programdan çıkıp oraya bir odaya geldiyse, ben onu dinlemedim ama gelip de orada konuştuysa, o hakikaten Clubhouse'un doğru kullanımına bir örnektir. Yani anlık bir durum var, herkes merak ediyor. Bunu Twitter'da yazmaya kalksanız yazamazsınız. Daha yeni bir yayından çıkmışsınız, kamerayı falan ışığı ayarlayıp yeniden bir yayına giremezsiniz. Ama o anda sesli olarak aktarması, bu hakikaten canlı canlı olayı tartışmak açısından güzel bir durum. Mesela aynı şekilde şu an
Türkiye'de çok şey bir gündem var. Belirli bir konuya odaklanmış işte bir Sedat Peker'in konuşmaları var. O konuşmaların sosyal medyada yarattığı bir algı var. O videoların hemen arkasından çok anlık olarak üzerine konuşulduğu, yorumlandığı durumlar bence Clubhouse'un geleceği olabilir. Yani Clubhouse bu tip anlık durumlarda, yani şey değil de bir şey öğrenmek için değil de bir konuyu sıcağı sıcağına tartışılması gereken durumlarda çok pratik çözümler sunabilir insanlara ve bu yönde de kullanılmalı. Yani ama çok önceden öyle planlayıp da işte böyle büyük beklentilerle değil. O anda benim ihtiyacımı görecek. O anda anlamam gereken bir şey varsa onu girip anlayacağım odaların artması durumunda hakikaten insanların da Clubhouse'a ilgisi artacaktır. Ama girip de Feng Shui konuşulan bir odaya, ben Feng Shui hakkında milyonlarca podcast var, girer onları dinlerim yani. Ya da YouTube'da bir sürü video var, onu dinlerim. Daha uzman insanlar konuşuyor. Yani orada ben merak etmiyorum ki herhangi birisinin yorumunu. Yani ben bir konuda uzmanlık hakkında bir yorum alacaksam uzmanımdan, ama bu canlı durumlar, anlık durumlar, İsmail Saymaz'ın çok tartışmalı bir programdan çıkıp da oraya gelmesi gibi durumlar ancak onlar ilgimi uyandırabilir. Anlık şeyi bulmam lazım, gözüm bulmam lazım orada. Peki ya, bu geçtiğimiz günlerde bir farklı yabancı mecralarda da yayınlandı. Bu odalarla beraber sizce sosyal medya platformları yeni medya mecrası haline gelmeye çalışıyor mu, yoksa sizce zaten geldi ve o yönde ilerliyor mu? Yani bence geldiler. Yeni medya mecrası, sosyal medya her zaman içerisinde ve daha da ilerleyecektir. Bu odalar, Clubhouse, sesli yeni medya dediğim işte sosyal medya, onun üzerine görüntülü, yarın bir gün şeyle beraber, AR'la beraber yeni imkanlar, özellikle Facebook'un, Google'ın çok büyük yatırımlar yaptığını biliyoruz bu sektöre. Yani belki de sosyal medyanın geleceği bir odada, Clubhouse odasını herkes oturuyor. Ben evimde oturuyorum, diğeri evinde oturuyor, diğeri de evinde oturuyor. O şekilde bir araya geleceğiz ve oradan yeni bir içerik türecek. Yani herkes birbirine aynı odanın içerisinde görüyor gibi olacak bir durum da olacak. Teknoloji buna da imkan verecek. Dolayısıyla bunları artık yeni medya mecrası değiller gibi bir yorum yapamayız. Artık yeni medyanın kendisi buraya gidiyor. Peki sizin Aralık 2019'da yaptığınız bir röportajda podcast'in abartıldığı kadar büyümeyeceğini düşünüyorum ve her şeye rağmen podcast için medyanın geleceği diye bir şey söyleyemeyiz demiştiniz. Şimdi günümüzdeki duruma bakacak olursak sessiz sohbet odaları sizce büyüyor mu ve medyanın geleceği mi? Sesli yayıncılık daha doğrusu, öyle sormuş olayım. Ya podcast'te abartıldığı kadar büyümeyeceği yorumum, bir defa kendimle podcast yapmaya başladım. Onunla artık çelişir hale geldim. O yorum bence geçerli değil. Çünkü ben o süreçte bu ekran yorgunluğu konusunu fazla hesap etmemiştim. Ama özellikle mobilizasyon hareketlerini. Çünkü video her zaman bizim kuşağımızda video bir ileriki aşaması olarak görülüyor. Yani radyo vardı. Radyonun üzerine televizyon geldi. Televizyonun üzerine internet geldi. İnternette geniş bant internet geldi. Videolar yaygınlaştı. Hep bir öncesi, bir ilerisi gibiydi. Ama podcast'in çok ciddi avantajları oldu, ortaya çıktı. Ama yine de geleceği diyemeyiz. Bence bütün olayın geleceği içerikte. Yani bir ana akım olan bir şey varsa ana akım içeriktir. Nerede olursa olsun. İster podcast'te. Bugün Sedat Peker o yayınları podcast'ten yapıyor olsaydı diyecektik ki podcast bu imkanı veriyor. Hayır, Sedat Peker bunları YouTube'dan yapıyor. Ve YouTube'da milyonlarca dinleyiciye ulaşıyor. İsterseniz sesini alıp podcast'e de çevirebilirsiniz. O ayrı. Çünkü görüntüsünde pek fazla bir şey yok. Ama ondan sonra işte bak, yeni medya, YouTube bu işin geleceği dediğimiz anda Süleyman Soylu'nun yayınının izlenme rekorları ne olacak? O da televizyondan, geleneksel bir mecradan yaptı. Dolayısıyla şu anda sadece şöyle bir durum var. İçerik yeterince ilgi çekiciyse, içerik benim ihtiyacıma, daha çok insanın ihtiyacına aynı anda cevap verebiliyorsa
izleyici ya da dinleyici onu her yerde bulabiliyor. Dolayısıyla bu işin geleceği sestedir. Bu işin geleceği görüntüdedir. Televizyon bitmiştir. İnternet başlamış, sosyal medya, yeni medya bu işin zirvesidir gibi değil. Şu anda bir elinizde bir materyal varsa, elinizde iyi bir malzeme varsa bunu sunabileceğiniz birçok seçenek var. Siz onu nereden sunmayı tercih ederseniz ve o nerede karşılık bulabilirse onun yükselişinden bahsedebiliriz. O da bizi tek bir yere götürüyor. Şu anda her yerden yayın yapabilecek güce sahibiz. Yeter ki elimizde herkesin ilgisini çekebilecek ya da yeterince çok insanın ilgisini çekebilecek bir içerik formatımız olsun. Birçok kişi için yani sessiz sohbetler, sadece Clubhouse ya da Twitter Space değil ama sessiz sohbet odaları podcast'in bir üst seviyesi ya da level olarak görülüyor. Sizce podcast'in bir önüne geçmiş durumda mı yani teknik anlamda, yoksa podcast ayrı, bu sessiz sohbet odaları ayrı mı? Yok, üstüne çıkmış olduğunu düşünmüyorum. Ayrı ayrı şeyler. Televizyonda kurgu yayınlar mı daha iyi, canlı yayın mı daha iyi tartışmasını nasıl yapamıyorsak. Çünkü bazen kurgu çok iyi olur. Bir televizyon dizisi ya da bir sinema filmi çok iyi olur. Çok ilgi görür. İşte Game of Thrones gibi bir dizi çıkar, bütün dünya Game of Thrones'u konuşur. Ama bazen de bir canlı yayın öne çıkar. O onu konuşur. O yüzden ikisi birbirinden üstün diye ayıramayız. Ama podcast'in bence sessiz sohbet odalarına göre bir avantajı. Her zaman daha mükemmel hale getirmek için imkan var içerisinde. Canlı yayının evet avantajları var. Ama kurgulanan bir yapı, yani üzerine çalışma yapılan bir içerik bence her zaman daha değerli. Yani ham bir kayıt, bir sohbet odası kimi durumlarda öne çıkabilir ama büyük oranda bence bu konuda podcast'i daha şanslı buluyorum. Ve fakat ikisi birbirinden üstündür gibi bir şey söyleyemem. Peki, ya asıl işinizin reklam yazarlığı olduğunu göz önünde bulundurursak, reklamcılık açısından sesli içerikleri ne durumda? Yani reklamcılığın da bir sesli içeriklere kayma durumu sizce var mı? Yoksa hayır, gene reklamcılık olduğu gibi devam ediyor mu? Bence reklamcılığın büyük krizi ses veya görüntü fark etmez. Reklamcılığın en büyük krizi ikna ile ilgili şu anda. Çünkü artık öyle yayınların arasına bir 30 saniyelik, bir dakikalık spotlar sokalım. O spotlar iyi reklam olsun ve insanlar da o reklamdan etkilenip ürünüme sempati duysun gibi bir durum yok. Artık reklam içeriğin kendisi haline geldi. İçerik reklamın kendisi haline geldi. Şu anda ayıramadığımız bir şey var. 2019'daki röportajda da söylemiştim galiba. Red Bull uzaydan bir adam atıyorsa bu bir haberdir. Ama aynı zamanda bir Red Bull reklamıdır. Çünkü o Red Bull'un bir içeriğidir. Uzaydan bir insan atlıyor. İllaki haber yapmak zorundasın yani. Kaç kere dünyada uzaydan bir insan atlıyor. Yani içerik olmuş. Yine aynı şekilde birçok Instagram sayfası, işte gazetecilik bir yandan reklamcılığa öykünüyor. Reklamcılık gazeteciliğe öykünüyor. O yüzden sesli yeni medya da reklamcılığın geleceği gibi bir şey söyleyemeyiz. Ve fakat eğer çok iyi bir şey yapılırsa reklam da orada anlamını bulabilir. Bir içerik, çok iyi bir sohbet ortamı. O bir markanın sponsorluğunda ya da o markanın yarattığı bir ortamda yapılıyorsa bu iyi reklam olur. Ama bu işi YouTube'da da farklı yapabilirsiniz. Bu işi podcast'te de farklı yapabilirsiniz. Bir Instagram sayfasıyla da yapabilirsiniz. Yani reklamcılıkta da aslında aynı televizyondaki ya da gazetecilikteki tartışma var. Nasıl tüketicinizle nasıl bağlam kuracaksınız? Yani markaların artık kişilikleri var. O kişilik etrafında iletişim yapıyorlar. Aynı insanlar gibi. Ve samimi olmaya çalışıyorlar. Çünkü şimdiki eskisi gibi işte 30 saniye yayını keselim. İşte bu yayının ortasına 30 saniye bir şey girsin orada. Yani şu anda bu reklamcılık değil. Ya orada kaçırırsınız izleyiciyi. Başka bir mecraya geçer. Çünkü o kadar çok seçenek var ki. O zapping'den daha ötesi var şu anda. Ya da bomboş bir şey yapmış olursunuz. O yüzden reklamcıların artık bağlam yaratmaları gerekiyor. Markalarıyla ilgili. Markalarını bir yere odaklamaları gerekiyor. O markayı
onunla hatırlıyor ve onunla o markayla bağlantı. Mesela bir outdoor markası, Patagonia diye bir marka. Türkiye'de pek bilinmediği için onu söyleyebilirim. Yani tam reklama girmez o yüzden. Yani diyor ki eğer fazlaysa bu ürünü alma diyor. Çünkü sen dünyayı kirletiyorsun diyor bununla. Çünkü senin bir tane tişörtün varsa benden bir tişört daha alma diyor. Senin bir tane montun varsa benden bir mont daha alma diyor. Eskiyince alırsın diyor. Bunu eski reklamcılık dünyasında bunu söylemek imkansızdı. Ama öyle bir bağ kuruyor ki orada şeyle, tüketicisiyle. Ben de diyorum ki bak adamlar benden ürün alma diye reklam yapabiliyorlar. Bu sene fazlaysa bu sene alma ve dünya daha az kirlensin gibi bir yere götürüyor. İşte bu bağlamı yakalamak lazım. Her markanın kendi hikayesini kurabileceği bir bağlam yakalaması lazım. Bu ister sesli medyada olabilir, ister videoda olabilir, ister podcast'te, her yerde olabilir. Yeter ki o hikayeyi, bağlamı kursun. Ondan sonra bütün mecralarda o bağlamı devam ettirebilir bir marka. Peki şöyle bir aslında birazcık sizin bakış açınızla ilgili bir sorum olacak. Önce podcast yayınlarının artış gösterdi. Şimdi ise sesli sohbet odaları yine artış gösteriyor. Dediğim gibi sizin bakış açınızdan ve yeni medya açısından yarın ne olacağını düşünüyorsunuz? Ya o da bir doyuma ulaşır. Ondan sonra başka bir şey üzerine konuşmaya başlarız. Ama ses başından beri var. Bizde zaten biz bir reklam yazarken ben reklamcılığın ilk yıllarında en çok şey diye uyarıldığımı biliyorum. İnsanlar her zaman televizyon ekranına bakmazlar. Zaman zaman dalarlar ellerindeki örgüye ya da pirinç ayıklıyordur oraya. Bütün olayı görüntüye bindirme. Bu işin ses boyutu da var diye. Yani bütün bir dünya zaten bunlarla gitmiş. Türkiye'deki mimari örnekleri hep sese dayalı mimari vardır. İşte bir havuz sesi, su sesi. Dolayısıyla sesin bir yerlerden döneceği zaten belliydi bu kadar görüntü olayından sonra. Ama şu anda video var, ses var. İhtiyaç bir sonraki aşamada yapılan büyük yatırımlar şu anda gördüğüm kadarıyla artırılmış gerçeklik üzerine. Bütün markalar oraya çalışıyor. İşte o gözlükler üzerine çalışıyorlar. Ne olur karşılık bulur mu? Ama böyle bir özellikle pandemiden sonra artırılmış gerçeklik üzerine ciddi bir yönelim oldu. Mesela ben şu anda evimde otururken o artırılmış gerçeklik gözlüğünü takarak bir mağazada gezebiliyor olacağım. Bunun sosyal medya örnekleri de çıkacaktır muhakkak. Belki ben evimde yalnızken insanlarla aynı odadaymış gibi sosyalleşebileceğim. Bence bir sonraki yer bunu konuşmaya başlayacağız. Herkes diyecek ki işte işin geleceği burada, bütün her şey buraya gidiyor diyecek. Ama sonra o da bir doyuma ulaşacak. Hepsi kendi yerlerini alacak ve insanlık hangisi daha mantıklıysa oradan devam etmeye başlayacak. Ama bir sonraki konuşacağımız şey bence artırılmış gerçeklik ve bütün yatırım da onun üzerine. Bir de şöyle bir durum var. Hani onu bir ara soru olarak sorayım. Mesela WhatsApp'ta sesli mesaj attığınızda bir sesin duygusu ya da gülüyorsanız güldüğünüzün, kızgınsanız kızgın olduğunuzu belli eden olabiliyor. Ama mesela metin yazdığınız zamanda da emoji koymadıysanız ya karşınıza kişi ya tavır aldığınızı ya da bir şey kızdığınızı düşünüyor. Şimdi mesela Twitter'da da sesli DM'ler ya da sesli tweetler başladı. Sizce bu hani o duyguyu vermek için mi yoksa konuştuğumuz gibi sesin devamı olan bir şey mi? Sesin devamı olan bir şey ama sesi de takip etmek çok zor. Çünkü özellikle biz bu yeni medya 451'in sesli medya sesli yeni medya bölümünde de vurgulamıştık. Sesli aramalar çok artmış. Çocukların, yaşlıların özellikle pandemiden sonra bu şeye girmesiyle, bu alana yani dijitalleşmeye daha fazla bulaşmasıyla sesli aramalar çok artmış. Çünkü insanlar yazmaya üşeniyorlar muhtemelen. Ben özellikle kendi aile büyüklerimde görüyorum. WhatsApp'tan yazıyı da sesle yazdırıyor. Yani yazılı mesaj atıyor ama onu sesiyle dikte ediyor. Sonra o hatası varsa düzeltiyor falan. Çünkü üşeniyorlar. Bu tarafı var. Çünkü böyle yazmak artık biraz insanları, parmaklarını zorlamaya başladı. Ama sadece duygusu var diye de ses de bir süre sonra yormaya başlayabilir. Sarpan Uzunoğlu'yla konuşmuştuk galiba bunu geçen haftalarda.
özellikle Orta Doğu'da, Orta Doğu ülkelerinde insanların hiç yazma alışkanlığı olmadığını ve sesli mesaj attıklarını sürekli ve bir süre sonra bunun çok yorucu hale geldiğini söylemiş. Çünkü ekranınıza bakıyorsunuz bir sürü ses ve yazılı olsa onu bir anda kavrayacaksınız ne olduğunu. Ama sesleri tek tek basıp dinlemek, tek tek basıp dinlemek bu da çok yorucu. Bir diyalog olması için sürekli dinleyeceksin. Ve bunun WhatsApp da bunu fark etmiş olmalı ki son güncellemesiyle hızlandırma geldi sesi. Şu andaki WhatsApp sesli mesajlarında 1.5x, 2x gibi hızlandırarak dinleme seçeneği var. Çünkü ses yoruyor. O bir diyaloğu dinlemek, seste evet duygusu var. Evet daha basit ama dinleyen için sadece verici için değil alıcı için de düşünmek lazım. Alıcı için daha zor. O yüzden ses yükselse bile tamamıyla sese dönmeyecek olay. Ne Twitter'da ne WhatsApp'ta. Yorucu çünkü. Son olarak sizin de aslında hem köşe yazınızda yazdığınız hem de daha önce farklı yerlerde söylediğinizden bir alıntı yaparak söz uçar yazı kalır mı? Evet. Yani kayıtlıysa söz de kalır ama yazı her zaman bence daha bir derdi anlatmaksa konu daha avantajlı. Çünkü bir başı sonu var. Cümlelere hakimsiniz. Yani şu anda ben cümleler kuruyorum konuşurken. Bazen özneyle yüklem tutmuyor. Bazen böyle bir evet duygusu var, şusu var, busu var ama kurgulamak çok zor. Bir yerden okursam çok robot gibi duruyor. Yani daha önceden yazdığım bir şey yoksam prompter'dan. O da çok robotik bir etki yaratıyor. Dolayısıyla yazıyı aramak da çok kolay. Gerçi Google çok ciddi bir yatırım yaptı. Sesli bir şeyin içerisinde, sesli bir kaydın içerisinde sözcük aramak üzerine. Yani şu anda sadece yazılı metinler üzerinden arıyoruz ya Google'da. Bir süre sonra podcastler içinde de belki arama yapabilecek. Yani gelişiyor teknoloji giderek. Ama nihayetinde ben hala sözcükler yazı kalır tarafındayım. Çünkü yazının okuyucu için daha kolay, kullanıcı için. Evet, daha fazla sözcüğü konuşurken daha hızlı konuşuyoruz ve yazabileceğimizden daha fazlasını söylüyoruz. Ama okurken daha hızlı okuyoruz. Bunun rakamlarını da vermiştim Yeni Medya 451'in sesli medya bölümünde. Şu anda hatırlayamıyorum ama orada bir makaleden bakıp o rakamları vermiştim. Biz bir dakikamız varsa bir dakikada daha fazla yazı okuyabiliyoruz. Ve bu bizim için daha kolay. Bir dakikamız varsa daha fazla şey söyleyebiliyoruz. Yazacağımızdan daha fazlasını söyleyebiliyoruz. Burada ne ortaya çıkıyor? Eğer okuyucuysak okumak istiyoruz. Biz mesajın alıcı tarafındaysak, verici tarafındaysa konuşmak daha kolay. Ama her zaman yazıya ihtiyacımız olacak. Çok teşekkürler Ümit Bey. Sağ olun.